Sevgili izleyiciler merhaba. Ben Canan Parla. 8 ünitede işlenen ilk Müslüman Türk Devletleri dersinin içeriğine göz atacağımız bu çalışmaya hoş geldiniz. Bu dersin birinci ünitesinde Türklerin İslamiyeti kabulü, ikinci ünitesinde Tuluniler, İşidiler ve İdil Bulgarları, 3, 4, 5 ve 6. ünitelerinde gelişme, çöküş dönemleri, idari teşkilat, kültür ve medeniyetiyle Karahanlılar. 7 ve 8. ünitelerinde siyasi tarih, devlet teşkilatı, kültür ve medeniyetiyle Gazneliler incelenmiştir. Türklerin İslamiyeti kabulü başlıklı birinci ünitede Türk-Arap ilişkilerinin başlangıcının, manevi ve ün nehirde gerçekleştirilen fetihlerin, Abbasilerin hizmetine giren Türklerin siyasi, askeri ve idari kadroları nasıl ele geçirdiklerinin, bunların sonuçlarının, Müslüman olan Türk devletlerinin Türk ve İslam tarihini açısından ortaya koydukları önemin, Türkleri İslamiyeti kabule sevk eden sebeplerin tanımlanması amaçlanmış. Giriş bölümünden sonra hadislerde Türkler Hülafa-i Raşid'in dönemi, Türk-Arap ilişkileri, Emeviler dönemi, Türk-Arap ilişkileri, Abbasiler dönemi, Türk-Arap ilişkileri, İslamiyet'in Türkler arasında yayılışı, İslam'ı kabul eden ilk Türk devletleri, Türkleri İslam dinine kabule sevk eden sebepler incelenmiştir. Tüleniler, İşidiler ve Yidil Bulgarları başlıklı ikinci ünitede, Mısır'da kurulan ilk Türk hanedanlıklarının, İdil-Bulgar devletinin kuruluş aşamasının, İdil-Bulgarlarının Hazarlarla ilişkilerinin, İdil-Bulgarlarının İslamiyet'i kabul etme süreçlerinin ve tarih sahnesinden çekilişlerinin tanımlanması amaçlanmış, giriş bölümünün ardından Tuluniler, İşidiler, İdil Bulgarlarının ortaya çıkışı ve devletin kuruluşu, İdil Bulgarlarının İslamiyeti kabulü, İdil Bulgar Devleti tarihinin ikinci dönemi Ruslarla mücadele, Altın Orda ve Kazan Hanlığı dönemlerinde İdil Bulgarları, Teşkilat, Sosyoekonomik Hayat, İdil Bulgarlarında ilim konuları ele alınmıştır. Karahanlılar yani Türk Hakanlığı kuruluş dönemi başlıklı üçüncü ünitede devletin adı ve kökenine dair tarihsel meselelerin, devletin kuruluşunda yer alan Türk boylarının, devleti hangi Türk boyunun kurduğuna yönelik tez ve antitezlerin, devletin kuruluşunun siyasi sürecinin ve coğrafyasının tanımlanması amaçlanmış, devletin adı ve hanedanın kökeni, devleti kuran karluklar, Yabguluk'tan Hakanlığa, kuruluşta yer alan diğer Türk boyları, Hakanlığı hangi Türk boyunun kurduğu, İslam'ın kabulüne kadar Hakanlık konuları incelenmiştir. Karahanlılar gelişme dönümü başlıklı dördüncü ünitede Hakanlığın İslam'ı nasıl ve ne zaman kabul ettiği meselelerinin, Hakanlığın Abbasi hilafetini ne zaman tanıdığını ve sonuçlarının, Hakanlığın sınırlarının genişlemesi, İslam dünyasına yönelik fetihlerin ve bunların meşru gerçeklerinin Hakanlığın ikiye ayrılmadan önceki siyasi tarihinin kronoloji, yer ve kişiler, sebepler ve sonuçlar çerçevesinde tanımlanması amaçlanmış. İslam'ı kabul, Batı politikası, Doğu politikası konuları ele alınmıştır. Karahanlılar Çöküş Dönemi başlıklı 5. ünitede Batı Türk Hakanlığı'nın siyasi sürecinin, Doğu Türk Hakanlığı'nın siyasi sürecinin, Batı Türk Hakanlığı'nda Selçuklu hakimiyetinin mahiyetinin tanımlanması amaçlanmış. Batı Türk Hakanlığı, Doğu Türk Hakanlığı olmak üzere iki başlık altında konu incelenmiştir. Karahanlılar, idari teşkilat, kültür ve medeniyet başlıklı 6. ünitede Hakanlığın idari teşkilatının ve işleyişinin, Hakanlığın sosyal ve iktisadi yapısının, Hakanlığın eğitim, bilinç, inanç ve Tasavvifi yönünün, Hakanlık döneminde yapılan sanat eserlerinin ve imar faaliyetlerinin tanımlanması amaçlanmış. İdari teşkilat, sosyal hayat, iktisadi hayat, eğitim ve bilim, inanç ve tasavvuf imar ve sanat konuları incelenmiştir. Gazneliler Siyasi Tarih başlıklı 7. ünitede Gazne ve çevresinin tarihi coğrafyasının, devletin adı ve kuruluşuna dair meselelerin, Gaznelilerin siyasi sürecinin, Hindistan seferleri ve Türk-İslam tarihi açısından öneminin tanımlanması amaçlanmış. Gaznelilerin kurulduğu coğrafya devletin adı ve ilk hükümdarlar, Sebüktekin ve Hanedanın teşekkülü, Mahmut dönemi ele alınmıştır. Gazneliler, siyasi tarih, devlet teşkilatı, kültür ve medeniyet başlıklı 8. ünitede Selçuklularla mücadele ve Gaznelilerin sıradan bir bölge devleti haline gelişinin, Gaznelilerin Hindistan'a çekilmek zorunda kalışlarının, ve Hindistan'a kesin yönelişlerinin Gaznelilerin Türk İslam tarih ve kültür medeniyete katkılarının tadımlanması amaçlanmış. Mesud dönemi, Sultan Muhammed'in ikinci saltanatı, Sultan Mevdüt dönemi, 4 yılda 4 sultan, bir mütegallibe dönemi, Sultan Ferruhzad dönemi, Sultan İbrahim bin Mesud, Sultan 3. Mesud dönemi Gazdili hakimiyetinin Hindistan'a kayması, Sultan Arslan Şah dönemi, Sultan Behram Şah ile Hüsrev Şah dönemi, Sultan Hüsrev Melik dönemi ve Gazdenilerin sonu, devlet teşkilatı, kültür ve medeniyet konuları ele alınarak işlenmiştir. Derse hazırlanırken vizyo, ders tanıtımı, ve ünite videolarını izlemeyi, kitaplarınızın ünite sonlarında bulunan dinleme, soru ve cevaplarına göz atmayı unutmayınız. Bir sonraki ünitenin video çalışmalarında buluşmak üzere, hoşçakalın.